Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ford Focus aracımız oldu. Görünüm olarak benim hoşuma gittiği için bu güzelliği de sizinle paylaşmak istedim. Araç sahibi Ahmet yanımızda, hoş geldin kanka. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisindir? İyiyim abi, siz nasılsınız? Çok şükürler olsun, keyfin yerinde. Allah'a şükür abi. Çok Allah şükür. Daha iyi eder inşallah. Abi söyle abi. Söyleyeyim, arabanı keşfette gezerken gördüm. Gerçekten çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ben de dedim bu arabayı çekip arkadaşlarımıza göstermem lazım. Sağ Allah abi. Razı olsun, sen de beni kırmadın. Eyvallah abi. Peki arabanın serüveni nasıl başladı? Önceden herhangi bir araban var mıydı? Bu ilk mi oldu Ford olarak? Daha önceden Linea vardı abi. Dedik bir Focus alalım, onu da bir şey yapalım, test edelim. Ölçelim. Baktım, internette araştırdım. Gözüme hoş gelen şeyleri hepsini aldım. Sadece bu arabada en güzel patlatan nokta tamponlar oldu. Sadece detaylı olarak konuşursak. Tamponla far oldu. Aynen. Ön kafası çok güzel olmuş. Evet, peki abi. Önceki Linea'da herhangi bir işlem var mıydı? Yok. Stok mıydı? Modifiye olarak ilk bu muydu? O şey ya, fabrika çıkışıydı. Sade. Yani stok olarak biniyordu. Aynen öyle. İlki bununla başladık işte. İlk tercümeyi bununla başladık. Evet abi. Rabbim inşallah devamını da getirir. Amin amin. Peki bunun serüveni nasıl başladı? Fabrikanın daha yeni almıştık. 2006 model. 5000'de falan de bu araba yapacağım dedim Allah'a. Çalışırım, emeğimi kazandım. Allah da bana böyle bir nasip etti. Uğraştık, çabaladık, yaptık işte. Yok, güzel olmuş. Sadece bir aralar Ford piyasada çok vardı. Aktif olarak yapılıyordu. Bu aralar biraz daha geri plan oldu. Ben mi görmüyorum ya da? Çünkü genellikle yapan yok ya. Nadir olduğu için de parçaları fabrika yapmıyordu. O yüzden tek tük vardı. Uğraştık işte, bulduk. Çok şükür de memnunuz yani şu an. Şu anda Ford'dan memnunsun. Peki aynen, Ford'un devamı gelir mi yoksa segment olarak farklı modelleri vallahi mi gelir? BMW falan düşünüyorum kendime. Var mı herhangi bir model? İşte böyle 5-20 tarzı bir geniş kasalar oluyor ya. Aynen. Ondan düşünüyorum da. Bakalım, bunu da satmak istemiyorum ya. Üzülürüm, biliyorum o kadar emek verdim ya. Şimdi ilk bir de o yüzden çok farklı bir şeyi vardır sende yani. Aynen öyle. Peki beyaz herhangi bir istediğin bir renk miydi yoksa bu mu nasip oldu renk vallahi olarak? Bu nasip oldu. Biz normalde Ege almaya gitmiştik. Bu gözümün içerisinde dedik bu olsun dedik. Dedim inşallah bu araba yapacağım. Allah'ın izniyle yaptık işte. En iyisi. Bir de biliyorsun beyazı her zaman tutturmak çok zor yani i̇şte. Modifiye konusunda. Beyaz ne yaparsan boş duruyor çünkü, biliyor musun? Aynen. Böyle renkli arabalarda ufak bir tefek şey yapsam yine araba göze hoş geliyor ama beyaz zor geliyor. Ben de dedim yapacağım dedim. Beyaz göze hoş gelecek. Gördüğün gibi hoş geliyor göze. Aynen, kafadan güzel bir şekilde aynen, doldurmuşsun aynen. Maşallah, ellerine sağlık. 2016 model değil mi? Biraz evet, bilgi abi. Alsam senden. Araç 2016 model, 105 beygir. Bunların genelde sen de bilirsin 1.5'leri daha çok aktif olarak kullanılıyor. O 1.5'leri otomatik olduğu için tutuluyor. O zaman da otomatik arasında 10 lira fiyat vardı. Bütçe yetmediği için bize bunu tercih ettik. En iyisini yapmışsın. Sağ olun. Şimdi söyle bakıyorum. Tampon bizi karşılıyor. Güzel bir salısma yapmışsın. Bunu herhangi bir yerden mi gördün böyle? Tasarım mı olarak girdin? Bunu bizim bir tane daha arkadaş Ankara'da yapmıştı. Ben de dedim ki ben de yapmaya çalışacağım dedim. Allah'a şükür yaptık ya. Ama söyle söyleyeyim, piyano bilek detaylar da güzel olmuş i̇şte. Ama. Tampon aldığım zaman bu şeyler piyano bilek değildi. Normal yani mat siyahtı. Ben dedim abi burası piyano bilek olmuşken burası da olsun, tatlı olsun, göze batmasın. Güzel şekilde tamamlanmış. Şimdi farlara geliyor. Farlarda nasıl bir işlem yapmışsın? Güzel bir desen olmuş. Farda işlem yapmadım. Far Çin'den geldi. Yani eski farım evde duruyor. Bu komple böyle Çin'den geldi. Kafayı güzel şekilde yani. Gösteriyor yani. Herhangi aynen. Bir işlem o zaman daha ön tarafa yapmazsın. Önü yok. Bitti yani. Arka stop aldık işte. Allah'ın izin verirse yarın ya da öbürsü gün takacağım. Nasip olmadı bugün takmaya. Arkaya geçtik mi detaylı olarak anlatırız. Aynen. Zaten öyle. Kare plakayla tamamladın öyle o zaman. Aynen öyle. Şimdi jantlara bakıyorum. Jantların da gerçekten çok güzel. Jantlar bir baktım hoşuma gitmedi. OZ'leri taktım. O zaman 17 inç vardı. Hoşuma gitmedi. Ben de bir arkadaşa baktım. Onunki de aynı ebattı. 5x108'di. Dedim kanka dedim takat ediyor musun? Dedi olur dedi. Jantlar almışım. Jantlar bayağı eskiydi yani böyle. Hiç bakılmamış. Ben de gittim hepsini temiz ettirdim. Gittim 4 tane de 35 yanak lastik aldım. O zaman üstünde 45 yanak vardı. Kalın duruyordu. Dedim, bu sefer ne bu arabayı göstermez dedim. Arabayı bir de yorar dedim. Dedim en iyisi 35 yanak alayım daha tatlı dursun. Görünüş olarak araba iyi basar. Temiz orada. Ya ebat çok önemli sadece. Aynen öyle. Kalın ebat koyduğun zaman yandan baktığın zaman sırıtıyor. Jant kendini göstermiyor ki. 35 yanak koymayana kadar jant kendini göstermiyordu. Yani ama bu jant tarzın gerçekten çok güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Önceki yani. De güzeldi ama bu kadar değildi i̇şte ya. Küçük gösteriyor. Bir de yolda giderken böyle kendini göstermedi. Hep dönüyordu ama bu yolda giderken sabit duruyor. Yok güzel olmuş. Güzel tercih yapmışsın. Şu anda bunlar kalır mı yoksa değişim gelir mi?
kalır ya. Baktım eğer hoşuma giden bir jant varsa değişebilir tabii de ama şu an hoşuma giden bir jant yok. Bu tatlı duruyor arabada. Şu anda ebat olarak ne tercih ettin? Üstünde neler var? Şu an lastik olarak 215, 35, 18 var. Güzel tercih yapmışsın. Ellerine sağlık. Şimdi söyle bakıyorum, güzel bir yarasa tercih etmişsin ayna kapağı olarak. Biraz bilgi alalım, sonra maç bir yerden alırız. Yarasa baktım, siyah taktım. Dedim ki bu siyah gözükmüyor. Yani normal kapak gibi duruyor. Dedim ben bunu iki renk yapayım. Hem araba uyar hem de aradaki detaylar uyar dedim. Güzel oldu yani, tatlı bir görünüş oldu. Bir de farklılık katayım dedin orada. Aynen ya. Öyle. Şimdi maç bir yer hakkında da bilgi almak istiyorum. Tamponla genelde bir uyumlu gibi olmuş i̇şte, yani. Ben dedim bari güzel bir görünüş olsun dedim. Gittim body kit aldım. Temiz oldu yani. Şimdi arkaya şöyle ufak bir sita spoiler olarak tercih etmişsin. 3 milyar para ya. Kalın alacaktım, 3 milyar para dedim. Ne yapacağım? Ben bunun yarasını tercih ettim. Yarasını bulamıyorum. Güzel olmuş. Yani ellerine sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Ama önemli olan bu arabada sen de bilirsin. Bu aralar şeffaf stoplar çok tercih ediliyor. Sen de dedin aldım, elimde var ama yetiştiremedim. Şey yetiştiremedim vallahi. Olsa da güzel olurdu. Tatlı görünüş olurdu. Çünkü sen de bilirsin. Beyazda bazı arabalar, bak hepsine demiyorum, bazı arabalar çok güzel şekilde yakışıyor. Güzel bir görüntü aynen veriyor arkadan. Tatlı dururdu ya. İşte nasip demiş. Bir dahaki sefer inşallah. İnşallah inşallah. Arkaya bir kare plaka tercih etmedin. Önde var. Ben daha önce de kare plaka vardı. Arkası çok boş duruyordu. En iyisini yapmışsın. Şimdi en alta doğru inmek istiyorum. Güzel bir difüzör ve egzoz basklıkları tercih etmişsin. Ben TikTok'ta bir tane video paylaşmıştım. Bir tane adam yazmıştı ki egzoz 2-2 olsa daha tatlı durur dedi. Ben dedim bari deneyelim. Onu kırmayalım. Ya dedim kırmayalım dedim. Denedik. Güzel tatlı oldu. Hoşuma gitti. Söyle bakıyorum, genelde sen de bilirsin. 90'lık, 110'luk tercih edenler oluyor egzoz hızı olarak. Sanki 90'lık da olsa sade, sağ sollu güzel bir hava yok katabilir diye. Ben onu denemiştim aslında. Denene. Eski önceden bu tampon kırılmıştı. Bu yeni body kit. Ben onu denedim ve çok şey duruyor, sırıtıyor. Sen ortadan yapmıştın egzozları. İlk başta sağlı solu vardı, tek tek vardı. Sonra dedim orta yapalım. Orta da hoşuma gitmedi. Belli bir zaman sonra insan soğuyor. Dedim bari ikili sağlı solu yapalım, daha tatlı durur. Gayet güzel durdu mesela. Şu anda güzel ama ileride bir tampon salışması olur mu şimdi? Öne yok, yapmışsın, güzel olmuş ama. Şu an aklıma var, tampon var. Tampon da gelecek yakında. Şimdi abartı olmadan sade güzel bir arka tampon salışması yok olursa gerçekten var, güzel şekilde patlatır araba. Var var. Şimdi önden baktığın zaman güzel, kafası güzel duruyor. Arkaya geldiğimiz sanki öne göre biraz aynen, boş kalıyor. Boş kalıyor dediğiniz gibi. Arkayı da tamamladın mı arabanın prosesi bana göre bitmiş olabilir yani. Aynen öyle. Allah gözden nazardan, kazadan beladan korusun. Amin amin. Şimdi aracın görünümü çok güzel olmuş. Şimdi içine geçelim, içindeki detayları anlatalım. Bir de konforuna bakalım. Konfor bozukluğu oldu mu? Onu da arkadaşlarımıza detaylı olarak sunalım. Tabii tabii, sıkıntı yok, anlatabiliriz. Ford'un bu olayını çok seviyorum. Böyle baktığım zaman önü gerçekten dolu, biliyor musun? Evet. Gerçekten. Ford bu konuda gerçekten kendini her zaman geliştiriyor. Bana mı öyle geliyor? Senin bu konuda düşüncelerin nedir? Ya Ford'un arabası genellikle kemikli duruyor, olgun duruyor. Zaten kapılardan belli. Hakkını veriyor yani araba. Yani yol tutuşu olsun, arabanın dış görünüşü olsun. Gerçekten hakkını veriyor araba. Ben Ford'u bu kadar beklemiyordum. Gerçekten hakkını vermişler. Ondan ziyade yani yaptığım emekler hiç boşa gitmedi. Yani bazı araçlara yaparsın mesela. Araçlara hep kendini göstermez. Ben arkadaşlarım çevremden, başka çevrelerden Allah'a şükür her zaman iyi sonuç aldım. Yapıldığı zaman görünümü olarak sadece dış görünüm, İçini zaten kimse görmez. Disk ürünü olarak çok farklı bir görüntü ortaya sıkıyor. Ama işte tampon da çok önemli bu konuda. Şimdi aynen, orijinal hali vardı. O kadar dikkat ver kimse ekmiyordur. Tampon olduğu zaman evet, insan zaten direkt kafaya gördüğü zaman gerçekten helal olsun diyor yani. Şimdi bir arabaya istediğin kadar body kit koy, ön ek koy. Araba kendini göstermez. Ama arabaya bir jant lastik, eğir koydun mu araba bir başka oluyor. Eğir konusuna gelmişken onu da söylemek istiyorum. 18 olmasına rağmen gerçekten konfor olarak güzel gidiyor. İki bağımsız. Aynen öyle. Tek tüp, tek kompresör mü? Evet. Peki eğirle oynamayı seviyor mu? Yolda giderken hiç kumandayı elimden bırakmıyorum. Hep oynasım geliyor. Bazıları yandan böyle geçiyor, komple eğri indiresim geliyor. Yani bir hoş görüntü oluyor. Millet bakınca mutlu oluyor. Yani diyorum harbiden emeğimin karşılığını almışım. Eğirin güzelliği bir de o, biliyor musun? Tabii ki canım, böyle istediğin zaman indirip kaldırabiliyorum. Bir yere geldin mi kaldırabiliyorsun. Koyulları zorlu çekiyordum. Aracı... Önceden koyul vardı arabada. Aynen. Aracı bir babam sürüyordu, ben sürüyordum. Babam sürerken mecbur kaldırmak zorunda kalıyordum. O da bizi uğraştırıyordu. O da zor oluyor. Baba da kullanıyor değil mi? Evet evet, baba da aktif kullanıyor. Peki babanın tepkisi? Babamın tepkisi, ben babamdan habersiz yaptım. Dedim peki eğer... sonuçta kullandı demeyecek mi bu arabada? Bir değişiklik var yani. Ama eğer jantları çıkarırsan mesela, normal orijinal jantları koyarsan arabada belli etmiyor. Tabii ki. Bir de janttan da kaynaklanıyor. Çünkü jant 18 inç olduğu için, bir de 35 anak olduğu için yerdeki taşı kadar hissediyorsun. Şu anda eğirden memnunsun. Ben sıkıntı gayet yok. Memnunum. Böyle
böyle bir çalışma yapmışsın. Güzel bir çalışma ortaya koymuşsun. Ne kadar harcadın? Eğire ne kadar gitti? Zantlara, body kitlere ne kadar gitti yani? Eğire 25 liraya almıştım. Eğir üstünde ne zamandan beri var? Eğir 5 aydır var. Coil yeter dedim, sıkıldım dedim. Gidim eğir yaptırayım dedim. Kararımı verdim, gittim eğir yaptırdım. Sonra eğir taktık, bari jant lastik de takalım. Jant lastik aldıktan sonra yapmışken dedim bari tampon falan da alayım dedim. Tatlı bir görünüş olsun dedim bari. Arabayı kendine göstereceğim, tam göstersin. Tampondan ne kadar bir mal? Tamponu ben 12 yer almıştım. Şu an tamponun fiyatı 20-22 civarı bir şey. Zamanında aldığım için uygun aldım. Tamponla gerçekten arzının tasarımını ön plana atmışsın maşallah. Tabii canım. Bir de arkaya sanki bir işlem olduğu zaman arabanın dizisi bana göre bitmiş sayılır. Aynen öyle. Başka bir şey yapacağım mı dizisinde yok. Yok, daha yeter bence ya. Fazlara göz çıkarır. Aynen, katılıyorum düşüncene. Güzel ufak bir narin ses sistemim var. Ses sistemi hakkında bilgi almak istiyorum. Neler yapıldı şu anda üstünde? Ses sisteminde şu an iki takım apokalipsi var. İki tane bası var. Tesisatım için buraya koydum teybimi. Farklı olmuş ama. Aynen öyle. Uzun yolda benim bağım bunu dinliyor. Ben de normal ara sokaklarda, caddelerde bundan açıyorum, dinliyorum. İnsan bindiği zaman demiyor mu burada bunun ne ilgisi var? Ha, şaşırıyor millet diyor. Güzel yere koymuşsun diyor. Tam elinin altında diyor. İstediğin zaman kısa bir senin açabiliyorsun. Güzel ama. Bagaj da benim doluydu. Dedim bagajı hiçbir tarafta açamıyorum. Gerek yok dedim. Sattım gittim, o parayla far aldım arabaya. Senin için yapmışsın. Hakkını helal et, seni de yordum. Helal olsun abi. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Onu da öğreneyim. Ondan abi, sonra kapanışı da yapalım. Canının sağlığı abi. Seni kırmadık geldik, sen de bize kırmayıp geldin. Allah razı olsun. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin inşallah. Amin amin. İsteyen herkese de en iyilerini, en güzellerini nasip etsin. Bu arada arabayı tabii ki beğenen de olacak, beğenmeyen de olacak. Şöyle bir maşallahınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.